Baksana işte. Bak şimdi adeti bilmeyen bir gelin. Allah kocamı dövüyorlar. Bitti kocam. Gelinlikleri şöyle sıvayıp böyle fış. Koca yemek kurtarmak ama. Olabilirdi yani. Yani senden beklediğim bir gelinlik modeli bu. Evet. Şıkır şıkır. Evet. O zamanlar çok fazla böyle duvaklar yoktu taşlı. İşte onu ben çıkarttım. Gelin bu gelinlik modelini de ben çıkarttım. Sonra çok türedi yani. Evet. Benden sonra çok patentini türedi. Patentini alsaydım. Almadım canım. Satın mı aldınız? Evet, satın aldık aslında. Fiyatı neydi? 6000 TL'ydi. O zaman için. Nurdancığım. Efendim. Beğendin mi gelinliği? Şu an bir detaylı bakmaya çalışıyorum da. Açıkçası gelinliğim taş yandı detayı. Bu arada arkadaşlar. Ne? Gelinliğim yandı benim. Nasıl kuyruğu oldu? Yanmıştı. Meşaleden geçerken ya, oluyor genelde. O an üstündeyken? Yakmışlar, ben kuyruğumla aldım gittim. Eyvah. Aynen öyle. Aa. Çok şükür söndürdüler ama. Neyse ki gelinimiz yanmadı. Yaktın geçtin ortalığı yani. O derece. Aynen öyle oldu. O gün bugündür ortalık yanıyor Nurdan. Sorma. Aslı Hanım girişte de yanarak geliyordu. Evet. Oradan anlamalıydık. Gerçekten evet. Yani sahiden oradan ya. Bence de anlamalıydık. Yine imzanı attın. Attım. Bak, görüyor musun? Kesinlikle. Dumanlar, sisler. Güzel bir karşılamalı oldu ama. Güzel. Kabul edin. Evet. Bu da Mardin düğünümüz. Gelinlik değişmedi değil mi? Yok, değişmedi. Aynen. Sadece tesettürüm. Biraz. Oradaki tesettürümü beğenmemiştim ben farklı zaten. Farklı geldi çünkü evet. Ona. Farklı, tesettür farklı. Onun ayrıca bir de kuyruk yok arkadaşlar. Evet. Yanmış dedim ben. Ay daha rahat hareket ediyorsun evet, şu an. Evet, daha rahat hareket ediyorum. Kaç gün arayla oldu hani Bursa'daki Beş gün arayla oldu. Buradaki akrabayı, kolu komşuyu nasıl götürdünüz yoksa götürmedik. Sadece erkek tarafı mı? Evet, o yüzden iki tane düğün yaptık zaten. Tabii. Bursa'dakiler için. Burada yaptım. Birebir yakın aileye aldınız. Çok fazla bizim tanıdığımız var burada. Mardin'de de onlar kendi akrabalarını çağırdı. Biz sadece ailecek gittik. Onlar da buraya ailecek geldi. Daha mantıklı oldu yani. İki düğün masraf hani buradaki, burada yapılan sizin aileniz var. Tabii. O masraf size mi aitti? Sınav ve düğün bize aitti burada yapılan. Mardin'de de yine kayınpederim sağ olsun. Birileri paralar saçıyor. Evet. Orada biraz daha öyle. Genelde doğudaki düğünlerde o bir şeref oluyor. Evet. Nam evet. Oluyor. Evet. Paralar saçılıyor. Evet. Ha? Çok evet. Altın taktılar mı? Yani belli taktılar. Belli olmuyor Aslı Hanım. Taktılar ama çok bu takılmış. Önceki değil ama ya. Böyle o kadar da yaptıkları evet. Var. O kadar bakar mısın kayınpederin neredeyse eli yüzüne çarpacak. Böyle sinirle mi atıyor, kızarak mı atıyor? Hayır yok yani o an öyle denk geldi böyle sanırım. Böyle evet. Ama ardı ardına atınca. İşte o sevinciyle öyle denk geldi sanırım. Coşkulu coşkulu atıyor. Heyecanıyla çünkü ilk oğlunu evlendiriyordu. O da ilk cemiyet. Adam ne güzel bak gelini almış dans ediyor. Şimdi tam önemli bir konuya temas etmiştik. Ne taktılar demiş. Evet. Ne taktılar? Yani genel olarak mı, bana takı olarak mı? Sana. Bana. 5 tane bilezik vardı şunlardan. Sonra bir tane söz bileziğim, bir tane şu kelepçem de yine oradan. Şu düğünümden yani ilk. Şu. Şu evet. Şu. Değil mi? Evet bu Arnavut köstüğü oluyor bu arada. Vay, biliyorsun. Sen biliyorsun. Evet sonra bu bir yok. Tane vardı. Şu. Bir adetti. Kaç yaptın sen beş bunu bakayım. Tane vay vay vay. Şey bu da beşi bir yerde oluyor zaten. Bir de küçük bir şeyim beşi vardı. Beşi bir yerde bu mu şimdi? Beşi bir yerde bu aslında. Reşat değil mi? Reşat da oluyor, Hamit de oluyor. Onlar evet. Kalitesine göre değişiyor. Beşi bir yerde. Bence beşi bir yerde. Bir tanesi 36 gram falan oluyor. Boynu nasıl taşıyor biliyorum çünkü var taşıyor olduğu için. Taşıyor ya işte altın olunca. Oluyorsun. Hiç yok yok. Olsun taşırım diyorsun. Aynen. Bak dik duruyorum. Maşallah maşallah. Bir de böyle set vardı küçük bir tane. Evet, o kadardı. Peki, gayet yok bu yoktu Aslı Hanım. Ha, yok muydu? Pırlanta setim vardı sonra değiştirdim. Ben golcü olduğum için biliyorsunuz. Altın kemerli taktılar mı? Yok canım altın kemer takmadılar. Ama eğer sonraki dönemde olursa onu da istiyorum eşim. Mardin'den buradan mesaj yapıyorum. Nevra gözün de oysun Nevra. Ya, olsun canım o da olsun olmuş. 10 yıl sonra yapsınlar. Yani olmuş. 10 yıl sonra biraz bir geç tazeli. Olabilir ya. Şöyle bir kemer. Doğum hediyesi olabilir Berke Aslı Hanım. Bu şu mesela bu ikinci çocuğumda doğum hediyesiydi. Bunu da artık üçüncü de yapsın. O da eşim yaptı işte. Ay Allah mesajı razı. Verdik burada. Ben almadım doğum hediyesi. Benimki doysun. Neyse. Olabilir. Ama ben sevmiyorum işte. Olsun canım sen de kenara koyarsın. Sevmiyorum yani. Belki de Reşat'la kurtarırız. Değil mi? Bence yatakmasan da kenara koy yapsın.
Bak ya. Yani yeter ki altınla gelsin diyorsun. Tabii. Ben öyle diyorum mesela doğum günümde bir şeyimde bana diyorum altın alın alacaksın. Evet, çiçek böcek çöpe gidiyor ya. Evet, evet. Yani niye para veriyor? Zaten her türlü para veriyorsun. Bak mantıklı. Her başında aynı ben. Arkasında bir kadın var diyorum size. Bak nasıl akıllı. Ama öyle. O da öyle sağ olsun altın alıyor sürekli. Ne gülüyor. Evet, en güzeli efendim doğum günlerinizde vesairelerinizde altın alın. Bugün itibariyle böyle bir şey başlatalım. Aslanım evet, altın evet, pahalı evet. Şu an alamazlar. Gram olsun. Gram olsun. On olur. Gram olsun. Neye altın olsun. Yeterse. Kıymetini bil yavrum. Teşekkür ederim. İyi günlerle gülüm Allah. Allah isteyen herkese amin, versin. Amin inşallah. Peki albüme bir bakalım ne yapalım şimdi? Bakalım Aslanım ama ilk önce ben şeyi göstermek istiyorum. Size kınamı gösterememiştim. Evet. Ama biz de Bursalılarda başka bir kına adetimiz daha var. Kız çocuğu 6 aylık olunca ona kına yakıyoruz biz. Aa. O da bir cemiyet bizim için. Evet. Bayağı kalabalık böyle güzel ne oluyor. Diyorsun? Kimisi kına gibi yapıyor. Kimisi böyle işte mevlütlü yapıyor. Ben de yaptım göstermek istiyorum. Ay çok güzel. Kızım 6 aylıktı burada. Ay canım benim. Kına yakıyorsunuz. Kına yakıyoruz. Allah. Evet. Aslanım bizde de var. Ciddi misin? Öyle mi? Çok benim. Nadir oluyor çünkü. Yemekleri lezzetli olsun diye. Allah Allah. Ha, öyle de mi derler? Üç kızıma da yaktım. Sizde de öyle, öyle mi diyorlar? Ya bizim yemekleri değil kız çocuğuna verilen önem. İşte kız çocuğunun hani evet değil mi? Kız, evet kız çocuğuna verilen önem çünkü benim babaanneme bile yakmışlar. Takdir bana yakmışlar. Çok güzel düşünüyorum. Yani hani bizim için çocuklar eşit. O yüzden... Çocuğa, erkek çocuğa nasıl sünnet yapılıyorsa kıza da böyle bir kına yapılıyor. Hatta bizde 6 ay kınası diyorlar. Bizde de 6 ay kınası diyorlar. Aa, evet. Ne güzel. Hı-hı. Esra'cığım inşallah Allah sana nasip etsin. İnşallah. Çok istediğini i̇nşallah. Biliyorum. İnşallah. Peki. Ben albüm alayım. Hadi albümü al. Yani. Pasta yemediniz. Ben yiyeyim bari hadi. Çok ay hafif olmuş. Ne kadar güzel anlattık ya Aslı Hanımcığım. Valla ağzımıza kalmayayım. Dinlemekten. Çünkü güzel bir pasta bu. Hmm. Pasta şahane. Afiyet olsun. Hakikaten hafif, yapanların eline sağlık. Değil afiyet ablacığım? Olsun. Bu Mardin'de wow. Çekilen albümümüz. Çok güzel. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Önümüzdeki hafta sürpriz bir yerde olacağız. Akabinde bir Mardin yakışırdı gelin evine diyorum. Mardinli gelinler buradan size sesleniyorum. Gelin evi sayfasından lütfen bize yazın. Evet. Devam edelim. Çünkü bir tek Mardin'e gitmedim biliyor musun? Öyle mi? Ama evet. Gidin. Gerçekten çok güzel Mardin. Bu vesileyle de gitmek isterim yani. İnşallah. Sen de gelirsin. Gelirim valla. Gelirim. Gerçekten gezdirirsin gelirim. Gezdirirsin bizi oraları. Gezdiririm. Nereler şimdi buralar? Burada girmediğim yer kalmadı. Eminim sen. Burası her yeri tarihi Mardin evet. Ama kızlar pastaya daldınız hiç görmüyorsunuz. Evet. Ben şeyi çok beğendiniz pastayı ne oluyor? Güzel oldu. Güzel. Tat taze. Şeyi sormak istiyorum. Genellikle Mardin'de çekim alanı sadece böyle yerler mi var? Yoksa ben, bizzat böyle ara sokakları sen mi istedin? Yok hayır. Bizi aslında oradaki fotoğrafçı götürdü. Ben çünkü çok fazla bilmiyordum Mardin'i. İlk defa gitmiştim düğünümde. Çünkü sokaklar hani meşhurdur ya böyle. Evet. Yani zaten özellikle burada çekilmek istiyorlardı. Bizden sonra böyle göller falan var küçük. İşte şelaleler var. Oralarda çekilmişler mesela çok var. Çok yeri var yani. Oralar da çok güzel. Ama ben Bursa'da öyle yerlerde çekildiğim için burada da bunlar olsun. Yani çok güzel oldu. Gerçekten. Fotoğraflar güzel. Gelin yani çiçeği... Yani plato gibi zaten evet. Her yer. Bak Kapadokya 1, işte Mardin 2. Evet, evet. Gelin gerçekten. Çiçeği gerçek mi? Gerçek. Şey. Medeniyetler şehri diye boşuna dememişler değil mi? Evet. Kale. Albüm fiyatı nedir? Bunu hiç bilmiyorum canım. Şu fotoğrafa yani ben bayıldım. Bursa'dakine 1500 TL ödemiştim. Buradakini kayınpederim yaptırdı. Bilmiyorum yani ne tamam. Kadar sormadım da. Oo havuz başı çok güzelmiş. Böyle renkler. Yansımayla beraber güzel. Beğendim. Yani bir dizi film gibi olmuş ha. Evet, Mardin öyle işte. Yani evet. Gezerken bile sanki bir filmin içerisinde geziyorsun. Değil mi? Tarih. Bak, bak. Çok güzel işte. Gitmek isterdim. Murat ve sen. Evet, o benim muradım. Ay. Allah aman, mutlu etsin. İsteyen, dileyen herkes muradına ersin. Amin. Amin. İnşallah. Allah herkese hayırlı yuvalar kurmasın. Nasip etsin inşallah. İnşallah. Amin. Efendim ne yapıyoruz? Puanlamaya geçiyoruz. Evet. Geçelim. Çok seversiniz. Çok. Bayılırız. Puanlamaya gidiyoruz.